kapıyı çaldım. Merhaba Bella. Selam Bella. Selam Bella. Kızım. Çok üzgünüm Bella. İçeri geldiğini görmedim. Üzgünüm selfie çubuğum. Sizi özledim çocuklar. Her şey yolunda mı? Evet. Hayır. Kulaklarım. Sunny, Poppy ve Ruby Ainsley'nin moda dolabına biz olmadan gitti. Ainsley ne zamandan beri modayı takip ediyor? Kesinlikle. Aksesuar tasarımı ve moda alanlarında çift dal yaptığına dair büyük bir söylenti var. Hepimiz onun ne yaptığını görmek için ölüyoruz. Evet ve bazılarımızın dahil olmaması üzücü. Ne? Dahil olmadığımız için nefret ediyorum. Davet edilmek istemedik. Ainsley yeni geldi ve bize Rainbow Union'a ne zaman takıldığımızı sordu. Bizim de gelip gelemeyeceğimizi sorabilirdin. Özellikle Skyler ve ben modaya odaklandığımız için. Belki de hep birlikte gidebiliriz. Bu hafta. Her şeyi birlikte yapmak zorunda değiliz. Her şeyi değil ama güzel olurdu. Pekala bu müzik deneyimlesi. Harika değil mi? Prova alanımız yapım aşamasında. Bu nedenle herkesin kendi odasında çalışmasına izin veriyorlar. Kavga etmeyi bırakıp keyfini çıkarabilir miyiz? Olamaz. Şunu açıklığa kavuşturalım. Takım olarak ilk pist projemizde başarılı olduk. Sonra da eline geçen ilk fırsatta bazılarımıza ekiyor musun? Ama bu doğru değil mi? Evet öyle. Şaka mı yapıyorsun? Affedersin. Biz gürültü yapmayı kesene kadar gürültü yapmayı keser misin lütfen? Ben gideceğim. Jade'i görürseniz ona... Neyse. Ona mesaj atacağım. Merhaba. Şimdi nerede kalmıştık? Gerçek şu ki Ainsley bizi çalışmalarını görmemiz için davet etti. Çünkü biz moda odaklı değiliz. Tasarımlarını Avery'e bile göstermedi ve en iyi arkadaş gibiler. Yeni tasarımları sergilemek zordur. Özellikle de yeni başlıyorsan. Üzgünüm. Belki de aşırı tepki verdik. Peki hepimiz iyi miyiz? Hayır, bu onunla ilgili değil. Bizimle ilgili Sunny. Hayır dese bile beni davet etmesini istemeliydin. En iyi arkadaşlar bunu yapar. Ama okulun ilk gününde söylediğin gibi. Ayrılırsak ikimize de daha çok arkadaş demek. Bunu yüzüme mi vuracaksın? Öyle mi? Neyi nereye vuruyorum? Korkunç bir arkadaşım. Öyle bir şey demedim. Ama sen böyle hissediyorsun. Kabul et. Hayır. Kabul etmeyecek misin? Sana göre kötü bir arkadaşım. Vay canına. Sanki biraz drama kaçırmışım. Yüksek sesli, müzikle karışık drama. Az önce neler oldu öyle? Hey, harika kayaklarım. Evet, postayla sana gelmişler. Neden aynı değiller? Çünkü Vi ve ben birer kayak takas ettik ve böylece kayak takas kankalar olduk. Bunlar benim. Veya belki de onun. Gidip soracağım. Şans dileyin. Hey, Bella'yı gören var mı? Grup sohbetimizi patlatıyor. Evet, o haklı. Nereye gitti? İzinsiz mi girdin? Hayır, üzgünüm. Açıktı ve düşünmek için sessiz bir yere ihtiyacım vardı. Çıkabilirim. Sorun yok. Kalabilirsin. Neler oluyor? Teşekkürler. Ne değişti bilmiyorum. Rainbow High veya arkadaşlarım. Belki de ben. Muhtemelen üçü de. Nasıl hissettiğini anlıyorum. Ben de bir arkadaşımla sorun yaşıyorum. Ainsley. Modada ikinci daldan dolayı stresli ve her şeyi kendi başına yapmak istiyor. Beni tamamen dışlıyor. Rainbow High tamamen glamle ilgili ama bazen bunun daha çok cesaret, sevgi, eylem, azim ve baskı gibi olduğunu hissediyorum. Glam. Glam? Bunu anlıyorum. Hey, biraz stres atmak ister misin? Hadi buradan gidelim. Kötü görünür. Kötü kesin.
değilsin mi? Yoksa kızın saç mı? Riley, kes şunu. Sen kötü bir arkadaş değilsin. Bu neyle ilgili? Okulun ilk gününden beri bana karşı kin beslemenle ilgili. Bu o kadar da doğru değil. Sana kin beslediğim tek zaman patates kızartmalarımdan birini istediğin zamandır. Asla tek bir kızartma değil mi? Üzgünüm. Birlikte kalma konusunda arkandan iş çevirdiğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Bu konuda hiç konuşmamış olmamız daha da kötü. Şimdi konuşuyoruz. Ve evet, bu duygularımı incitti. İlk başta ama sonra fark ettim ki haklıydın. Baksana bir sürü harika arkadaşımız var. Bence ayrı yaşamak arkadaşlığımızı daha güçlü hale getirdi. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet, yani Ezra'nın gardırobu hakkında hala kızgın değilsen. Artık kızgın değilim. Sanırım sadece kıskanıyorum. O zaman sana her şeyi anlatabilirim detaylıca. Hatta çizimler yapacağım. Teşekkürler Sunny. Kayakların. Bekle, yoksa kayaklarım mı? Emin değilim. Annem gönderdi. Kayak takas kankaları kuralları şöyle der. Kayaklarımı senin evinde bırakıyorum. Sen de benim evimde bırakıyorsun. Yani onlar benim olmalı. Annem de seninkini gönderir. O zaman birlikte kayak yapabiliriz. Aa, bu bir kayak takas kankaları fırsatı. Neler oluyor? Neden hepiniz gülüyorsunuz? Sunny ile barıştık. Şanslı. Bence Belle bana kızgın. Ne? Olamaz. Eminim yakında görüşürsünüz. Tam da ihtiyacım olan şey bu. Aynen. Grand baskısını atmak istediğinde beni nerede bulacağını biliyorsun. Teşekkür.